Elif Hocam, şu an sesle alakalı sanıyorum bir problem var. Ben sizi duyamıyorum. Hemen çözeceğiz. Tamamdır. Çok kısa bekletiyoruz o halde. Tamam. Şimdi sesiniz geliyor. Herkes beni duyabiliyor galiba. Yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Elif Hocam, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim sizler de. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sesle alakalı bir problem yoktur. Harika. Çok güzel. Evet, bugün neden buradayız? Hepimizin ortak bir hedefi var. Şu an 2024 yılı KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimizle birlikteyiz. Ve bu seminer sonunda arkadaşlar, daha doğrusu seminerin içerisinde Elif Hocam'la birlikte bu dönem ve diğer geçmiş yıllarda da yaptığımız öğrenci görüşmelerimizde en sıklıkla, en yoğunlukla aldığımız öğrenci sorularımızı derledik arkadaşlar. Bu sorular içerisinde sizin de sorularınız yer alıyor. Ve dedik ki artık öğrencilerimiz madem bu soruların cevaplarını bu kadar merak ediyorlar, neden yanıtlamayalım, neden öğrencilerimize yardımcı olmayalım? Bunun için buradayız. Doğru bildiğimiz yanlışlar olabilir. Bazen uyguladığımız ancak karşılığını göremediğimiz şeyler olabilir. Hem bu sorular sayesinde, soruların cevapları sayesinde aslında yanıt bulmuş olacağız. Hem de belki sürecimizi şekillendireceğiz bu sayede. Tuğba Hocam da bizlere destek olacak. Çünkü biz sizden gelen soruları uzun zamandır aslında derliyoruz. Günlerdir, belki haftalardır görüştüğümüz öğrencilerimizden aldığımız dönütler bunlar. Umarım keyifli ve verimli bir seminer olur hepimiz için. O halde başlayabiliriz Tuğba Hocam. Evet, Sınav hazırlık sürecimiz hazırsak tamamdır. başlayalım. Şimdi buyurun sözü size bırakıyorum o halde. Şimdi arkadaşlar, bu seminer sonunda çok iddialıyız. Yani seminere katılan herkese bu arada şimdiden çok teşekkür ediyoruz ve seminer sonunda artık eski o bilinçsizliğimiz kalmayacak. Çünkü bu seminer sonrasında çalışmalarınıza ne zaman başlamanız gerektiğini, çalışma programınızı nasıl hazırlamanız gerektiğini, hangi yöntemlerle ders çalışmanız gerektiğini, hatta günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini, öğrendiklerinizi ne kadar sürede tekrar etmeniz gerektiğini ve ne zaman soru çözmeye başlamanız gerektiğini ve bunların çok daha fazlasını öğrenmiş olacaksınız. Yani bir nevi şöyle diyebilirim aslında. Bu seminer sonrasında artık daha bilinçli, daha sınavı tanıyan, kendini tanıyan ve kazanmak için çok daha istekli olacaksınız diyebilirim. Ama öncesinde şimdi Elif Hocam sizden aldığımız soruları derledi. Onların yanıtlarını birlikte vereceğiz ama ben öncesinde şu an ortak bir kitle var. Sanıyorum hepimiz KPSS'ye hazırlanıyoruz. Bu arada KPSS dışında farklı sınavlara hazırlanan adaylar var mı? Kim hangi sınava hazırlanıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Yanıtlarınızı bekliyorum. YKS var Esra'cığım. ÖABT'ler. DGS var. Çok güzel. ALES Esra Hocam. EKPSS var. Harika. DHBT adaylarımız var. Yine ön lisans KPSS, DGS. Çok güzel. Dikap öğretmenimiz Güler hocamız. Harika. Yani yoğunluklu aslında biraz KPSS kitlesi var diyebiliriz. Tabii ki yanı sıra bu verdiğimiz trik noktalar, özellikle sıkı çalışma tiyolarını arkadaşlar, hazırlandığımız DGS, ALES, YKS, LGS gibi sınavlar için de geçerli diyebiliriz. Çünkü çalışma türü aslında değişmiyor. Her ne kadar gireceğimiz sınav farklılaşsa da ÖSYM'nin belirli bir tarzı var. Onu bilmemiz bizim için yeterli. Harika. Peki sınavı ne kadar tanıyoruz arkadaşlar? Şu an eminim ki bu seminerde olan arkadaşlarım içerisinde daha önce bu sınavı deneyimleyen adaylar vardır. Kimler kaç kez girdi bu arada? Onu da öğreneyim hemen. Cihan Hocam, evet ben sizi tanıyorum. Size KPSS'ye gireceksiniz. Görüşmüştük. 4 kez, 3 kez, ilk kez girenler var. 2 kez girenler var. 5 kez, harika. Çok deneyimlisiniz hocam ama belki sınavı tanımıyor olabiliriz. 7 kez giren var. 8 kez, 2 kez. Yani aslında şunu anlayabiliyorum arkadaşlar verdiğiniz yanıtlardan. Girme sayısı olarak evet sayımız fazla
Ama bu bizim sınavı tanıdığımız anlamına gelmiyor. Belki çok kez deneyimlemiş olabiliriz ama yanlış bildiğimiz için ya da sınavı tanımadığımız için bu tekrarların üstüne tekrar tekrar girmek zorunda da kalıyor olabiliriz. Ben öncelikle sorularınızı yanıtlamadan önce gireceğimiz sınavı tanımanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi ortak alan KPSS dedik. En son yapılan sınavı referans aldık yaptığımız araştırmalarda. Şu an 2022 KPSS'de sınava giren adayların ortalama sayısı arkadaşlar şaşıracaksınız eminim. Çünkü eminim ki bu kadar fazla rakiple yarıştığımızın siz de farkında değilsiniz. Ama bu bence ilk farkındalığımız olsun. Lisans grubunda 1.180.552 kişiyle yarıştınız geçen yıl. Ön lisansta 1.159.000 kişiyle yarıştınız. Ortaöğretim yani KPSS lisede de 912.397 kişiyle yarıştınız. Peki şunu soracağımızı biliyorum. Evet hocam bu kadar kişiyle yarıştık ama bu kişilerin kaçı hedefine ulaştı? Yani totalde açılan kontenjan kaçtı? Arkadaşlar üzülmeyin. Totalde açılan şu ana kadar tüm kadrolarda 31.183 kişilik bir atama oldu. Bu da oran orantı yaptığımızda düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Her 100 kişiden sadece bir tanesi atanabildi ve siz şu an 2024 yılı için o 100 kişiden bir tanesi olmak istiyorsunuz ve bunu olmak zorundasınız. Aksi takdirde hiç olumsuzu düşünmek istemiyorum. Amacım sizi olumsuz etkilemek de değil ama aksi takdirde yaptığınız çalışmalar boşa gidecek ve devasa bir 2 yıllık zaman kaybedeceksiniz. Bunu yaşamanızı hiçbirimiz istemiyoruz arkadaşlar. O halde Turan Hocam aslında evet biraz daha sınavı tanımakla başladığımız bu yolda tabii ki devam eden süreçteki aklımızdaki soru işaretleri dönüp dolaşıyordur. Çünkü birkaç soru da geldi 2024'te nasıl başlamalıyım, nasıl çalışmalıyım gibi. Aslında bizim Kesinlikle. de en çok değerlediğimiz ve en çok gelen sorular üzerinde oluşturduğumuz ilk sorulardan biri de şu: ne zaman ve nereden başlamalıyım Tuğba Hocam? Kesinlikle. Hocam bu benim kendi bireysel koçluk yaptığım, kendi yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda Elif Hocam da hem öğrenci koçumuz hem de rehberlik uzmanımız. Çok yoğunluklu, çok sıklıklı tüm branşlara yönelik görüşmeler yapıyoruz arkadaşlar. Ve belki de en yoğunluklu aldığım soruların başında geliyor diyebilirim. Yani kiminle görüşsem, hocam ben ne zaman start vereceğim? Hocam nereden başlayacağım? Türkçeden mi başlayacağım? Matematikten mi başlayacağım? Konumu çalışacağım? Sorumu çözeceğim? Bunların hepsini siz de eminim ki yoğunluklu olarak merak ediyorsunuz. Arkadaşlar ne zaman başlamamız gerektiği ve nereden başlamamız gerektiği bize göre değişir. Çünkü hepimiz aynı noktada değiliz. Hepimizin derslerdeki seviyesi aynı değil. Hatta günlük sorumluluklarımız bile aynı değil. Öğrenme karakterimiz bile aynı değil. Bakın bu en basitinden burada verdiğiniz yanıtlarda bile sınav deneyimleriniz bile aynı değil. Gireceğiniz sınavda elde edeceğiniz başarı hedefiniz bile aynı değil. Kiminiz fizik öğretmenidir, kiminiz matematik öğretmeni, kiminiz ön lisans sanatı almak istiyordur. Yani hedef puanınız bile aynı olmadığı için hocam sizin başlama tarihiniz ve nereden başlayacağınız da tamamen size göre şekillenir. Peki bunun için ne yapmalıyız? Tamam bu bilgiyi aldık. Bunun için seviyenizi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Siz de eğer bir program hazırlayacaksanız seviyenizi bilip ona göre bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Biz bunu kendi kayıtlı öğrencilerimizde nasıl yapıyoruz? Ders ders değil arkadaşlar. Derslerin alt başlıklarındaki konulara kadar her dersten konu bazlı seviye bilirleme sınavlarını alıyoruz öğrencilerimize ve öğrencilerimiz hangi derste hangi seviyedeyse seviyesini ölçüyoruz, hedef puanını hesaplıyoruz, aradaki mesafeyi ölçüyoruz ve öğrencimizin başlangıç tarihini hangi alandan başlaması gerektiğini buna göre belirliyoruz arkadaşlar. Hocam peki sadece seviyemi belirlemem burada yeterli olacak mı? Yani bir programım yok henüz. Evet sınavı tanıdım. Evet seviyemi çıkarttım. Ama bu seviyem ve sınavı tanıdıktan sonraki süreçte nasıl bir ders çalışma programı yapmalıyım? Hangi dersle başlamalıyım? Gibi sorulara da yanıt alabilirsek ki ben eminim ki süreç içerisinde en fazla problem yaşanılan ve en fazla gelen sorular arasında nasıl bir çalışma programıyla ilerlemeliyim olduğu için sorularımız arasında yer vermek istiyorum.
istediğim ilk sorulardan biri de bu oldu. Evet, seviyem tamam. Seviyemi güçlü bir şekilde analiz ettim, çıkarttım, sınavı tanıdım. Ama şimdi nasıl bir ders çalışma programı yaparsam ya da nasıl bir programla ilerler ve hangi dersle başlarsam başarılı olabilirim peki hocam? Elif Hocam, ilk adımı attık. Artık seviyemizi biliyoruz. Hedefimize ne kadar uzaklıkta olduğumuzu biliyoruz. Bu çok büyük bir farkındalık yaratacak bir kere bizde. Evet, bu sorduğunuz sorular benim de yoğunluklu kendi bireysel görüşmelerimde aldığım sorular. Şimdi geldik artık bu verileri, yani öğrenci kendini tanıdıktan sonra, sınavı tanıdıktan sonra artık sırada ne vardır arkadaşlar? Bu verileri birleştirmek vardır. Yani öğrencinin ders çalışma programını hazırlamak vardır. Ki burada sizin günde ayırabileceğiniz süre, hangi derste başlamanız gerektiği, hatta ne kadar süre sonra mola vermeniz gerektiği, ne kadar süre sonra öğrendiğiniz bilgiyi tekrar etmeniz gerektiği de yine size göre değişiyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl öğreneceğiz? Evet, ben seviyemi TEKUZEM'in seviye belirleme sınavlarıyla ölçtüm. Başka veriye ihtiyacım yok mu? Tabii ki de var. Bir kere arkadaşlar şunu kabul edelim, hepimiz farklı öğreniyoruz. Hiçbirimizin öğrenme karakteri aynı olmadığı gibi sorumlulukları da aynı değil. Dolayısıyla size hazırlanacak olan ders çalışma programında evet sizin iş yaşamınızın olması önemli bir etken mi? Evet, etken, ama bu bir engel değil. Evli olmanız sınavda başarılı olmanız için bir engel değil. Ya da çok yoğun bir sosyal yaşamınızın olması başarılı olmanız için engel değil arkadaşlar. Biz bütün bu sorumluluklarınızla uyumlu yapay zeka sistemi üzerinden çalışabileceğiniz süreye ve hedefinize olan uzaklığınıza göre günlük ders çalışma programınızı hazırlıyoruz. Ve bu programın da en güzel yanı arkadaşlar, programın sizin inisiyatifinize kalmadan takipli bir şekilde adım adım sizi takip ederek hangi konuyu öğrendiğinizi, hangi konuyu öğrenemediğinizi, programın hangi kısmına uyum sağladığınızı, hangi kısmına uyum sağlayamadığınızı belirleyerek her hafta yeniden ders çalışma programınızı yenileme kısmı oluyor arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Çünkü eminim sizin kendi içinizde de belki rehberlik öğretmenlerim vardır. Belki farklı ÖABT branşlarından hazırlanan hocalarımız da vardır. Şunu diyebilirsiniz: hocam ben zaten öğretmenim. Ben kendimi tanıyorum. Ben sınavı tanıyorum. Ben kendi programımı kendime göre hazırlarım. Hayır arkadaşlar, bu bahsettiğimiz program yani sizi hedefinize, hatta 90 plus puana ulaştıracak puan çok stratejik hazırlanmalı. Sizi tanıyarak hazırlanmalı. Yani siz gelişigüzel bir başka arkadaşınıza yapılan programı taklit ederek aslında bir çalışma yapmamalısınız. Eğer bunu yaparsanız, çok üzülerek söylüyorum, tecrübeme ve istatistiksel verilere dayanarak söylüyorum arkadaşlar, 2 yıl sonra aynı sınava girmeye yeniden ihtiyacınız kalabilir. Lütfen bu hatayı yapmayın. O halde şöyle değil mi Tuğba Hocam? Şimdi aslında doğru bilinen yanlışlardan biri de çok çalışmanın verimli olduğu ya da çok fazlasıyla saatleri ayırmamız gerektiği, günde 2 saat, 3 saat ders çalışan öğrencilerimizin daha kaygılandığı, hani yeterli zamanı veremiyorum, sorumluluklarım var, hatta sınava girmekten vazgeçen ya da sınav sürecine adım atmaktan dahi vazgeçen öğrenciler için bu oldukça faydalı olacaktır o halde. Yani ona yol gösterecektir. Çünkü günde 2 saat ya da 5 saat hiç fark etmeden ona göre uygulanan ve ona göre aslında planlanan bir sistem olduğunu anlıyoruz o halde. Ki genel olarak öğrencilerin yaşadığı ve gelen sorularda şu: günde 5 saat çalışıyorum, yeterli mi? Çalışma hayatım var, işten mi çıkmalıyım? Evliyim, sorumluluklarım var, çocuklarım var. Onunla birlikte günlük ayırabileceğim saat kısıtlı diyenlerin de cevabını vermiş olduk o halde. Kesinlikle Elif Hocam, ve çok güzel bir yere değindiniz. Orada bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar, bize yıllarca öğretilen şey hep somut. Yani birbirimizle yarıştıklarımızda, işte Ayşe 10 saat çalışıyormuş, ben 5 saat çalışıyorum, yetersizim. Kesin o kazanacak, ben kazanamayacağım. Ya da işte bir arkadaşım işten çıktı, sadece kendini odalara kapattı, KPSS'yi çalışıyor. Ama ben çalışmak zorundayım, geçimimi sağlamak zorundayım. Kesin o kazanacak, ben kazanamayacağım. Arkadaşlar, bunlar klişe, bunlar doğru olan şeyler değil. Ve biz bunları daha çok böyle bir bahane olarak kendimize kabul ettirip belki de başarısızlığımızın arkasında
arkasına sığınıyoruz. Bakın burada bahsettiğimiz şey verimli çalışma. Verimli çalışma ancak size özel hazırlanan bir ders çalışma programına uyum sağladığınızda gerçekleşir. Yani burada sürenin arkasına sığınmak ya da derslerdeki seviyelerinizin çok düşük olduğunun arkasına sığınarak kendinizi lütfen olumsuz olan yöne doğru yönlendirmeyin ya da bu olumsuzluğu kabul etmeyin. Çünkü aynı sorumluluklarıyla bizim sistemimizden faydalanarak belki günde çok minimal 2 saat, 3 saat, maksimum 4 saat çalışarak doğru çalışma yöntemleriyle, sistemin kontrolüyle ilerleyerek hedefine ulaşan ve şu an görevini icra eden bizim binlerce öğrencimiz var arkadaşlar. Neden bu öğrencilerimizden biri siz olmayasınız? Peki arkadaşlar, şu ana kadar anlattığımız kısımlara kadar aslında Tuğba hocamın değindiği kısımlar bence hayati bir önem taşıyan, özellikle geleceğinizi tayin eden bir sınav için gerekli olan bir aslında adım. Sizler uyguladınız mı? Yani şu an için herhangi bir çalışma programı oluşturan arkadaşlarımız var mı? Çünkü programı oluşturdum, uyamıyorum diyen de vardı Tuğba hocam. Genelde soruları zihnimde tutmaya çalışıyorum. Bu arada mutlaka yanıt vereceğiz. Mutlaka sizin de sorularınızı yanıtsız bırakmayacağım. Ama genel anlamda şu an herhangi bir program oluşturuldu mu ya da çalışmalara başlandı mı, açıkçası merak ediyorum. O yüzden sizden de bir ses duymak isterim arkadaşlar. Başladım, programı uyamıyorum diyenler var. Henüz başlamayanlar var. Matematikten başlayanlar var. En soru tercih etmişler, harika. Evet. Her gün paragraf çözenler. Şu an 3. sınıf olanlar, idealist bir kitle var Elif hocam benim anladığım kadarıyla. Ya şu an öğrencilerimizin verdiği yanıtlardan, aktif katılımından böyle 24 için bomba gibi hazırlık yapmayı istediklerini bana hissettirdiler açıkçası. Bence yapılacak bu güzel alımlar ya da güzel durumları hissetmiş ve ona yönelik bir çalışma başlatmış olabilirler diye düşünüyorum. Ve aksiyon almışsınız. Bu beni çok mutlu etti arkadaşlar açıkçası. Çünkü Elif hocam da bilir, biz yıllardır yaptığımız öğrenci görüşmelerinde hep böyle bir öğrencilerde öteleme. Yani hocam Eylül'de başlarım, Ağustos'ta başlarım, Kasım'da başlarım. Öğrenci aslında çalışmaya başlamayı değil arkadaşlar, hayallerini öteliyor. Ben istiyorum ki siz o hayallerini öteleyen, geleceğinden vazgeçen ya da o mutluluğu kendinize çok gören tarafta olmayın. Bu yüzden bu seminere katılmış olmanız bile aslında sınav sürecinde ne kadar istekli olduğunuzu bize gösteriyor. Bir kere bunun için tebrik ediyorum sizi. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle 2024 yılında sınava girecek aday sayısının fazlasıyla arttığını, yani çok fazla adayın hazırlanmaya başladığını ya da hazırlanmaya karar vermeye çalıştığını görüyoruz. Çok fazla görüşme yapıyoruz ve dediğimiz gibi şu an belki bütün sorular yani sorulan soruları burada derleyip size yanıt vermemiz çok mümkün değil. Ama en çok sorulan soruları derlemeye ve sizin karşınıza bu şekilde çıkmaya karar verdik ki soru işareti kalmadan daha emin adımlarla ilerleyelim. Peki Tuğba hocam, sıradaki sorumuza geçelim istiyorum. Kesinlikle. Evet, sınavı tanıdık. Kendimizi bu alanda program kısmında ne yapacağımızı gördük. Bununla birlikte ders çalışırken çok sıkılıyorum, uzun süre masa başında kalamıyorum, odaklanamıyorum diyen öğrencilerimiz için ne söylersiniz? Bu da yine bizim en çok aldığımız sorulardan arkadaşlar. Sürekli yineliyorum ama gerçekten böyle yaptığım görüşmeler aklıma geliyor. Arkadaşlar, bunun öncelikle bir kaçış bahanesi olduğunu ve zihnimizin bize minik oyunlar oynadığını kabul edelim. Çünkü hiçbir öğrenci hedefine giden yolda verimli bir ders çalışma programı varsa ve buna uyum sağladığında hedefine adım 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 yaklaştığını görürse o masanın başından kalkmak istemiyor. Kaldı ki bizim amacımız size arkadaşlar saatlerce, dakikalarca o masada kalacaksın, kalkmayacaksın, mola vermeyeceksin, tatil yapmayacaksın, telefonla ilgilenmeyeceksin, arkadaşlarınla, ailenle zaman geçirmeyeceksin değil. Çünkü bu da yine bir klişe. Biz her zaman başarı ya da mutluluk için bedel ödeyen taraftaydık, ya daha doğrusu bedel ödeyen tarafta değildik ama başarının ancak böyle bedel ödeyen öğrencilere geleceğini düşünürdük. Artık yeni sistemde bu da yok arkadaşlar. Çünkü sizin kendinizi cezalandırmanızın, ÖSYM'nin gözünde inanın hiçbir kıymeti yok. Ya da o masa başında geçirdiğiniz saatlerin, oflayarak puflayarak yaptığınız çalışmanın size bir katkısı olmadığı için arkadaşlar ÖSYM size puanı verirken ya da puanınızı hesaplarken bunları göz
önünde bulundurmayacak. Haliyle evet Elif Hocam, şu noktada katılıyorum. Sıkılganlık düzeyi yüksek olan ya da gerçekten dikkat dağınıklığı, kronik bir rahatsızlık olan öğrenciler yok mudur? Elbette ki vardır. Ama bu çok minimaldir hocam. Yani bu çok azınlıktır. Birçok öğrenci de bu zihnin onu oynadığı oyuna kanar ve ben sıkılıyorum, benim düzenliliğim olmuyor der. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer programınıza güveniyorsanız, eğer kazanmak istiyorsanız, hedefinize ulaşmak istiyorsanız zaten bizim size özel hazırlayacağımız, hatta sizin dikkat dağınıklığı sürenizden tutun da işte o sıkılganlık, stres, kaygı, öz disiplin düzeyinize kadar sizi ölçüp, sizi tanıyıp ona göre hazırlayacağımız ders çalışma programınıza uyum sağladığınızda zaten bir absürtlük, bir aşırılık olmayacağı için seve seve uyum sağlamak isteyeceksiniz. Aslında bence birçok kişinin aynen birçok kişinin aklındaki soru işaretleri de bu soruyla birlikte yanıtlanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu tip sorular geldi. İstikrarımı çok koruyamıyorum, işte programıma uyamıyorum, sıkılıyorum gibi sorular seminer başından beri geliyor. Ben onları da takip etmeye çalışıyorum aynı zamanda. Evet, evet. Peki diğer gelen yoğun sorulardan, aslında aylarca ders çalışıp ders çalışmakla birlikte işte konu videosu vesaire dinleyerek bir yönden de not tutmaya çalışan öğrencilerimiz var. Evet. Sizce not tutarak ders çalışmam doğru mudur? Yani not tutarak mı ders çalışmalıyım? Elif Hocam, buna %100 doğru ya da %100 yanlıştır diyemem. Çünkü yine neye döndük? Kişiye göre değişir. Neden? Şimdi içimizde öğretmenlerimiz de olduğu için onların biraz daha beni rahat anlayabileceklerini düşünüyorum. Az önce de söyledim. Hepimizin farklı bir öğrenme karakteri var. Öğrenme karakteri nedir arkadaşlar? Bizim bilişsel sürecimizin karnesidir. Yani Elif Hocam görsel algıları çok kuvvetli biri olabilir. Bense işitsel biri olabilirim. Şimdi onun yapacağı çalışma yöntemi, onun verim alacağı çalışma sistemiyle benim verim alacağım çalışma sistemim aynı değildir arkadaşlar. Olamaz. Ki siz şu anda bu seminerde çok yüksek bir katılım var. Yüzlerce öğrenci var. Her birinin öğrenme karakterini ölçsek hepinizin öğrenme karakteri tıpkı parmak iziniz gibi farklı çıkacak. Dolayısıyla not tutmak geleneksel bir alışkanlık. Evet, bundan çok çabuk vazgeçemiyor olabilirsiniz. Size hak veriyorum. Ama bu işi biraz katipliğe götürüyor arkadaşlar. Yani şu an özellikle öğretmenlerim için söylüyorum. Üç aşamalı girdiğiniz bir sınavda senin yüzlerce konun, binlerce öğrenmen gereken bilgi varken sen sadece not mu tutacaksın ya da not tutarak gerçekten öğrenebileceğini düşünüyor musun? Aslında bu kısım çok önemli. Evet, not tutmamız gereken ya da not tutmaya ihtiyacı olan öğrenci kitlesi yok mudur? Vardır. Mesela görsel öğrenme karakterine sahip öğrencilerime ben özellikle yaptığım yönlendirmede kendim söylüyorum. Diyorum ki hocam, senin zihnin bir fotoğraf makinesi gibi çalışıyor. Gördüğünü daha geç unutuyorsun. Altını çiz. Önemli gördüğün bilginin altını çiz. Ya da öğretmeninin notlarına kendin de kendi yorumunu, kendi cümleni katarak ekstra notlar ek. Ya da renklendir, önemli gördüğün kısımları renklendir. Bu ne olacak? Sınava girdiğinde sen görsel algıları kuvvetli bir öğrenci olduğun için direkt o sayfa gelecek. O renklendirdiğin bilgi orada ne yazıyordu? Ben bu bilgiyi bir yerden hatırlıyorum diye bunu bir kodlama yöntemi olarak kullanabileceksin. Ama bu şu demek değil ki her öğrenci not tutacak, her öğrenci renklendirecek. Öğrenmenin tek kuralı budur diyemeyiz arkadaşlar. Bu kişiden kişiye göre değişir. Ki biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bu kadar tercih edilen bir kurum, TEKUZAM, binlerce derece elde eden öğrencisi var. Biz bu başarıya nasıl ulaştık arkadaşlar? Kayıt olan öğrencilerimizde sadece bizim kurumumuzda uygulanan, sadece TEKUZAM'da uygulanan özel eğitim analizlerimiz var arkadaşlar. Şimdi eminim ki şu sorular da gelecek. Hocam bu kadar anlattınız. Ben merak ediyorum. Kendi öğrenme karakterim acaba görsel miyim? Acaba dokunsal mıyım? Acaba işitsel miyim? Acaba karma bir öğrenme karakterim mi var? Evet, bunları duyar gibiyim. Şimdi chat panelinde de zaten görürüz Elif Hocam. Hiç merak etmeyin. Bunu çözeceğimiz, zaten bunu tespit edeceğimiz, çözmeniz gereken eğitim analizlerimiz var. Bunlara girdiğinizde arkadaşlar, kayıt olduktan sonra bütün öğrenme karakterinizdeki değerler tek tek ölçüleceği için yapay zeka sistemi bizler programınızı hazırlarken bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Yani sizin hangi kısımda not tutmanız gerektiğini ya da not tutmanız gerekiyor mu gerekmiyor mu, bunun yanıtı da ancak öğrenciden öğrenciye göre değişir Elif Hocam.
Çok güzel. Şimdi Tuğba'cığım bir öğrencimizin aynı zamanda sorduğu ve daha fazla daha öncesinde de gelen sorular arasında şu da oldukça fazlaydı. Çok çabuk unutuyorum, çalışıyorum ama öğrenemediğimi düşünüyorum ya da çabuk unuttuğumda ne yapmalıyım gibi sorular. Çünkü az önce bir arkadaşımız şunu söylemişti. Çok çalışıyorum ancak sınava 15 ay var. Öğrendiğim bir konuda ne yapmalıyım demişti. Ona da yanıt vermiş olalım. Sizce ne yapmalıyız? Sizce ne yapmalıyız? Bizce ne yapmalıyız? Bu arada arkadaşlar chat panelinde sorduğunuz soruları görüyorum. Sakın görmediğimizi düşünmeyin. Evet, özellikle Evet, ben onların gelmişim hepsini geliyor. bu seminer sonrasında ya yeniden alıp ya da Tuğba Can tarafından yanıtlanmasını Evet. rica edeceğim Kesinlikle arkadaşlar. Merak sorularınızı etmeyin. görüyorum arkadaşlar. Özellikle de zihnimde tutuyorum. Sorularınızı yanıtlayacağım. Böyle çok heyecanlı olduğunuzu da anlıyorum. Sakın sizi görmediğimizi düşünmeyin. Evet, bütün Evet. sorularınızı görüyorum. Hatta Elif Hocam böyle bir anda heyecanlanıp kayıt olmak isteyen, ücretsiz bilgi almak isteyen öğrencilerim de var. Onları da gördüm. Evet. Arkadaşlar seminerin sonunu bekleyin. Size çok güzel bir sürprizimiz var. İnanın hani bu seminer üzerinde böyle günlerce çalıştık. Özellikle soruları derleme kısmında binlerce öğrenciyle iletişime geçiyoruz. Haliyle yılların da böyle bir tecrübesi var ve en çok sorulan soruları özellikle sizin için derledik. Ve bu seminere katılan tüm öğrenciler bizim için çok özeller. Çünkü kazanmak istiyorsunuz. Biz de size bu sınavı kazandırmak istiyoruz biz ve sistemimiz. O yüzden lütfen seminer sonrasını bekleyin. Bütün sorduğunuz soruları tek tek yanıtlayacağız zaten. Şimdi geldik unutma süresi. Bu yine öğrencilerin çok muzdarip olduğu bir konu arkadaşlar. Çünkü burada genelde bizim ya bize öğretilen eğitim sisteminde sürekli bir bilgi alışı var. Yani ben sürekli bir şeyleri öğreneceğim, öğreneceğim, öğreneceğim. Yani o kasayı sürekli dolduruyor öğrenci. Çok güzel. Hatta kendine de tatmin olmuş hissediyor. Diyor ki hocam ben zaten ders çalışıyorum. Hocam ben zaten öğrendim diyor. Ama unuttuğu bir kısım var arkadaşlar. Öğrendiğin bilginin üzerine yeni bir bilgi ekledikçe senin ilk öğrendiğin bilgiler yeniliğini aslında kaybediyor. Tazeliğini kaybediyor ve o bilgiyi sen belirli bir süre yeni bilgileri öğrendikçe unutuyorsun. Yani düşünebiliyor musunuz? O kadar emek vererek aylarca belki haftalarınızı ayırarak yaptığınız çalışmayı unutmak ne kadar büyük bir nankörlük gibi geliyor ama şu bir gerçek, bilgi zaten nankör bir kavram. Peki bunun için tekrar yapmamız gerektiğini belki hepimiz biliyoruzdur. Şu an kime sorsam hocam unutmamak için tabii ki de tekrar yapılır diyeceksiniz. Evet, burada hemfikiriz ama tekrarı neye göre yapmalıyım? Şimdi ben bu kadar bireysellikten bahsettim. Dedim ki benim not tutup tutmamam bile bana göre değişiyor. Tamam, benim tekrarım da bana göre değişecek. Çünkü benim bilişsel sürecim herkesten farklı. Yani benim bir unutma sürem var, değil mi arkadaşlar? Deniz Hocam, rastgele yapıyorsanız o bilgileri unutmaya devam edeceksiniz. Rastgele yapmamanız gerekiyor ve diğer öğrencilerime söylüyorum. Şimdi peki biz bunu nasıl ölçüyoruz? Evet, senin bir unutma süren var. Bu unutma süreni yine sadece tek uzamda olan eğitim analizlerinden unutma testine giriyorsunuz. Orada gün olarak hesaplıyoruz. Ve örnek vereceğim Elif Hocam, öğrencilerimizin zihninde daha da net pekişsin diye. Çok Senin daha iyi unutma olur. süren 14 günse senin unutma süren 14 gün olarak çıktı. Biz bunu belirledik. Tamam. Ve senin bugün itibariyle bitirdiğin bir konuyu yapay zeka sistemi arşivliyor. Diyor ki Merve bu konuyu öğrendi ve Merve'nin unutma süresi 14 gün. 14 gün sonra size hazırladığı o günlük ders çalışma programına o konunun tekrarını yapmanız için sizi ödevlendiriyor arkadaşlar. Yani artık ben bunun tekrarını yaptım mı, yapacak mıyım, ne zaman yapacağım, nasıl yapacağım, nereden yapacağım? Artık bu soruları sormuyorsunuz. Ekstra bunlar için efor harcamıyorum, zaman harcamıyorum. Çünkü benim unutma süremi de bilen ve benim programımı buna göre hazırlayan bir sistemle çalışıyorum. Ben bilgimi öğreniyorum, gerisini sisteme bırakıyorum. Sistem onu tekrar etmem gereken sürede benim karşıma zaten getiriyor. Bu çok büyük bir lüks bence. Yani şöyle de değil mi hocam? Benim keyfi bir tekrar yapmama da engel oluyor aslında. Çünkü bazen Kesinlikle. unuttuğumuzu düşündüğümüz anda tekrar yapabiliyoruz. Haftada sadece bir günümüzü tam anlamıyla tekrar ayırabiliyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor. Herkesin tekrar yapma sıklığı farklı olduğu için belki de o gün o zaman da tekrar yapmaman da gerekiyor olabilir. Yapman gerekiyor da olabilir ve ben bunu düşünmek zorunda değilim. Aslında bu benim
biraz daha zihnimi rahatlatacak, ayırdığım zamanı daha değerli kılacak. Bu da haliyle aslında yol haritası belirleme kısmında önemli bir etken diye düşünüyorum. Kesinlikle Elif Hocam. Bir de şurada yine bir parantez açacağım arkadaşlar. Şimdi genelde özellikle böyle birkaç ay yani çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra öğrenciye yeni bilgi öğrenmek daha tatmin edici geliyor. Diyor ki hocam benim daha orada çalışmadığım konum var. Şimdi ne tekrarı? Nereden çıkardınız bu tekrarı diyor. Yani Elif Hocam aslında öğrenciler şöyle düşünüyorlar. Geriye dönüp tekrar yapmak zaman kaybı. Yeni bilgiyi öğrenmek beni öne taşır. Arkadaşlar bu yaptığımız en büyük yanlışlardan biri biliyor musunuz? Belki de yıllarca 2 kez, 3 kez, 7 kez, 8 kez, 10 kez sınava girdik de dediniz ya az önce chat panelinde. Bu yüzden olabilir. Yani siz tekrara ayırdığınız zamanı bir zaman kaybı olarak görüyorsunuz. Oraya yatırım yapmak istemiyorsunuz. Sürekli yeni bilgi alıp 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 hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorsunuz. Ama amacımız bu değil arkadaşlar. Henüz süremiz var. Henüz 14 ayımız var. Siz bugün bile başladığınızda seviyeniz sıfır düzeyde bile olsa siz bu 14 aylık süreçte bu programla böyle bireysel bir sistemle zaten 90 plus üstü puana ulaşacaksınız. O yüzden lütfen zihnimize bunu kodlayalım. Tekrar bir zaman kaybı değildir. Tekrar o bilgiyi garantilemektir. Tekrar o bir eviniz var diyelim ki o evin sigortasını yapmaktır. O arabanın sigortasını yapmaktır. Yani o sahip olduğum bir şeyi garanti altına almaktır, güvence altına almaktır. Bunu da unutmayalım lütfen. Hocam peki ben bir program yaptığım bir öğrenciyim. Öğrencilerden aldığımız sorular arasında bu da var. Çok keyifli bir program hazırladım. Çok heyecanlıyım. Tam dedim ki evet ya tam da başlamam gereken bugün başlıyorum. Ama istikrarımı nasıl koruyabilirim? Yani nasıl öz disiplini yüksek bir öğrenci olabilirim? Bunu da ölçebiliyor muyuz bu analiz testlerinde? Kesinlikle Elif Hocam bu ve daha bunun fazlası. Şimdi bizim analizimizde çözdüğümüz aslında çözdüklerinde öğrencilerimizin ölçümlediğimiz birkaç tane veriyi ben özellikle bu seminerimizde öğrencilerimize somut olarak göstermek istedim. Bu verilerin başında belki öğrencilerimizin en çok dikkatini çekecek olan şey unutma süresi. Çünkü bugüne kadar kimse onlara senin bir unutma süren var demedi. Senin unutma sürene göre tekrar yapmalısın demedi. Ya da dikkat dağınıklığı bu benim yine çok önemsediğim bir şey. Her öğrencinin dikkat seviyesi de aynı değil. Stres düzeyi de aynı şekilde. Şimdi öz disiplin eşittir başarıdır diyorum. Ben bunu kendi bireysel yaptığım görüşmelerde de söylüyorum öğrencilerime. Diyorum ki bunu herhangi bir alanda başarı sağlamış bir iş adamı olabilir, bir eğitimci olabilir, bir akademisyen olabilir, bir sınavda Türkiye birinciliği derece elde etmiş bir öğrenci olabilir. Hepsinin ortak noktası nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Düzenlilik, istikrarlı çalışmak yani pes etmemek. Şimdi bunu sağlamak için içsel motivasyon Elif Hocam çok önemli. Bu içsel motivasyonu öğrenci zaten sağlayacak. Ki şu an bu seminerimize katılan öğrencilerimizin ben böyle bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü kazanmak istiyorlar ki buradalar. Kazanmak istiyorlar ki bize bu kıymetli soruları iletiyorlar. Evet, içsel motivasyon birinci adım. İkinci adımda seni hedefine ulaştıracak bir yol haritana ihtiyacın var ya. Tamam bu yol haritan hazır. Sen çalışıyorsun, yaptığın çalışmaların karşılığını netlerin yükselerek, öğrendiğin bilgileri somutlaştırarak görüyorsun. Bu seni ne yapar? Ben doğru bir yoldayım, hedefime ulaşıyorum. Bu yolda devam etmeliyim hissini arttırır değil mi arkadaşlar? Bir soru daha gelmiş. Aslında bu soruyla bağlantılı. Ben Deniz Hoca'nın sorusunu da yanıt almak istiyorum hocam sizden. Matematik çalışırken dikkatim dağılıyor ama Türkçe çalışırken dağılmıyor. Bu nasıl oluyor demiş. Bu da Burada aslında burada gelen arkadaşlar sorular arasında. kesinlikle o zaman Deniz Hocam ben şunu anlıyorum sizin kronik bir dikkat dağınıklığı probleminiz yok. Hatta ben bunu kendi öğrencilerime Elif Hocam da çok kullanır bu örneği şahit olduğum için gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Diyorum ki sen bir arkadaşınla saatlerce sohbet ederken dikkatin dağılmıyor ya da bir sinema filminde 3 saat molasız aralıksız sen o filmin saniyesi saniyesinde bu zihnine o sahneleri işleyebiliyorsun ama 40 dakikalık matematik dersinde senin dikkatin dağılıyorsa bu zihnin bir oyunudur. Sen o derste başarılı olabileceğine inanmıyorsun.
Zihnin de buna inanmıyor ve zihnin kaçış noktası arıyor. Mesela ben çok gördüm, çok öğrencilerimiz vardı. Hocam ben masanın başına geçince karnım ağrıyor. Hocam başım dönüyor. Hocam acıkıyorum. Yemek yiyip oturuyorum ama acıkıyorum. Bir şeyler yeme isteği oluyor. Kahvemi tazelemek istiyorum. Balkona çıkmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar bahaneler. Bunlar niçin olur biliyor musunuz? Siz o masanın başına geçtiğinizde yaptığınız çalışmadan verim alamayacağınızı kendinize ikna etmişsiniz. Zihninizde ikna ettiğiniz şeyi size hatırlatıyor. Yani burada yine temel nokta nereye dönüyor? Program. Yani sen ikna değilsin. Çünkü belki o programı kendin hazırladın. İkna olmaman çok normal. Mesela ben kendi öğrencilerimle yaptığım görüşmede de hani bireysel hazırladıkları programlardan Elif Hocam bahsetmelerini istiyorum. Diyorum ki tamam, kendine bu kadar çok güveniyorsun, anlat bakalım. Program gelişi güzel. Tamamen şuradan şu konu, buradan bu konu, bu ders, bu kadar sen. Diyorum ki peki bunlarda kıstas aldığın referans noktan neydi? Yok hocam referans noktam. Bunu çalışmak istediğim için bunu çalışıyorum. Peki diyorum sence canının istediği şekilde çalışarak 90 ve üstü bir puan alabilir misin? Yine az önceki örneğe gideceğim. 100 kişiden biri bu şekilde olabilir misiniz arkadaşlar? Size soruyorum. Lütfen objektif yanıt verin. Sizce böyle bir program 100 kişiden biri olmamı sağlar mı? Mümkün değil, sağlamaz. Ne kadar güzel. Bakın farkındalığı da yüksek öğrencilerimiz var. O yüzden diyorum ki kişinin öz disiplin sorunu yoktur. Kişinin dikkat dağınıklığı da yoktur. Hatta kişinin stres düzeyi de yüksek değildir. Bunlar sadece bahanelerdir ve bu bahaneleri üretmemizi sağlayan şey yaptığımız çalışmaya güvenmememizdir. Programımıza güvenmememizdir ve bunun da yine karşılığında ne geliyor? Bireysel çalışmaktır, bilinçsizliktir. Ama siz bu böyle bir sisteme dahil olduğunuzda zaten bu süreç sizde değil. Sen bir öğrencisin. Senin görevin programına uyum sağlamak, derslerine katılmak. Yani şunu söyleyebilirim Elif Hocam, biz öğrencilerimizin omuzlarından o kadar devasa bir yükü alıyoruz ki öğrenci rahatlıyor, öğrenci olduğunu hatırlıyor. Diyor ki ben öğrenciyim ya, benim işim değil ki program yapmak, benim işim değil ki programı takip etmek. Onları yapay zeka yapsın, onları öğrenci koçlarım yapsın. Ben sadece sorumluluğumu yerine getiririm ve adım adım hedefime ulaşırım. Bu kadar. Ağzınıza sağlık hocam. Bence sorulara, bütün sorulara yanıt gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi az önce Deniz Hoca'nın sorduğu ve birkaç öğrencimizin de yine sormuş olduğu sorular arasında ben matematiği hiç yapamıyorum diyenler vardı. Ya da günlük paragraf çözüyorum, geçiyorum diyenler. Şimdi aslında gelen sorular arasında bu vardı arkadaşlar. Matematik yapamazsam ya da yapmazsam sınavı kazanabilir miyim? Ya da matematiğim sıfır, nasıl çalışmalıyım? Ya da bir sözel dersten daha sorumuzu bağlayalım. Türkçe'de sadece soru çözsem yeterli olur mu? Hocam, bunun Evet. cevaplarını alalım sizden. Şimdi matematik bizim sanıyorum Elif Hocam ve arkadaşlar kronik problemimiz. Yani ben kiminle görüşsem hocam matematik mi, aman Allah'ım, fobik bir duruma geldik. Sizi anlıyorum, benzer sorunları biz de yaşadık aynı dönemlerden geçtiğimizde. Şimdi matematikte bilmiyorum aldığımız eğitim sisteminin ezberciliğinden olabilir. Ya da öğretmenlerimizin çok bizimle anlaşamamaları, öğrenciyi anlamamaları, böyle devasa sistemlerin olmayışı, eğitimde eşitliğin olmayışından kaynaklı birçoğumuzun matematiğe karşı ön yargısı var. Bir kere bunu kabul edelim, bu bir ön yargı. Tamam, benim ön yargım var, seviyem de iyi değil. Yıllarca matematiğin M'sini bile bilmiyorum. Hiç çaba gösterip çalışmadım. Şimdi gireceğimiz sınavı tanıyalım demiştim ya arkadaşlar. Sadece gireceğiniz sınavda kaç milyon kişi girdi, kaçı atandı değil. Sizin gireceğiniz sınavda bir soru dağılımı var. Matematik mesela birinci sırada geliyor. 30 soru var. Türkçe 30 soru, tarih 27 soru. Yani sadece genel kültür, genel yetenekten sınava girecek bir öğrenci için matematiğin sınavdaki önem derecesi arkadaşlar yaklaşık olarak %25. Yani dörtte biri demek ve sen bu dörtte birlik dilimden vazgeçiyorum dersen senin maksimum alabileceğin puan 75. O 75'i de nasıl alırsın, nasıl alırsınız arkadaşlar? Geriye kalan 4 dersten çıkan 90 sorunun tamamının %100'ünü doğru yaparsam alacağım maksimum puan 75. Sizce bu mümkün mü? Matematik yapmıyorum ama
Diğer bütün derslerde %100 mümkün yapacağım. değil gibi ama evet hayırlar geliyor Mümkün şu değil an. diyorum. Hayır, yani mümkün değil. O yüzden arkadaşlar lütfen gerçekçi yaklaşalım. Hani böyle sevmediğimiz şeylerden kaçarak ya da başarısız olduğumuz kısımlardan derse küserek, sisteme küserek aman başarısızım, onunla uğraşmayayım, tarihle uğraşayım, Türkçe ile uğraşayım. Bu size sınavı kazandırmaz. 90 puan üstüne hele hiçbir şekilde alamazsınız. Peki, tamam diyelim ki barıştık. Ben matematik yapmamayı düşünüyordum. Ama siz beni etkilediniz hocam. Tamam matematik yapacağım. Nasıl yapacağım? Sıfırım. Kaç yaşına gelmişim? Yıllardır matematiğe dair benim bir yatırımım yok. Benim bir çalışmam yok. Nasıl çalışacaksınız arkadaşlar? İşte bunun da cevabı bizde. Çünkü biz hani size o seminerin en başında konu konu, ders ders, hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunuzu ölçeceğiz ve programınızı ona göre yapacağız demiştik ya arkadaşlar. Herkes bir zihnindeki bu bilgiyi kontrol etsin. İşte bunu neden demiştik? Senin matematikte temel seviyede olduğunu ben biliyorum. Türkçe'de belki orta seviyedesin. Tarihte belki ileri seviyedesin. Coğrafyada belki üst seviyedesin. Beş temel dersinde hepsinde seviyen farklı. Peki temel seviyede olan bir öğrencinin yapacağı çalışma arkadaşlar, şu beş basamaklı merdivene bakalım hepimiz. Sizin matematikte gidip de tekrar yapmanız anlamsız. Buna ihtiyacınız yok. Gidip de zor kalıpta soru çözmeniz çok gereksiz. Zaten çözemezsiniz. Ayırdığınız zamana yazık. Eğer matematikte temel seviyedeyseniz ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Ön hazırlık. Peki bugüne kadar ön hazırlık kavramını duydunuz mu? Bunu çok merak ediyorum. Ön hazırlık nedir? Bunu bilen var mı? Ne ki o diyor mesela Deniz Hocam. Yok diyor Cihan Hocam. Hayır. Hayır duymadım hocam. Tamam hayırlar havada uçuşuyor. Duymadınız çünkü yine bu da bize ait bir kavram. Ön hazırlık şu demek arkadaşlar. Temelinin hiç olmadığı bir derste ya da bir konuda o konuyu öğrenmeden önce konuya dair yapacağın ısınma eğitimidir. Ön hazırlık eğitimidir ve bunu sadece bizim sistemimizde bulabilirsiniz. O yüzden matematikte temelim yok. Nasıl başlayacağım diyorsunuz ya. Biz gerekirse matematikte temeliniz yoksa size en temel kavramlardan, en alt kategoriden başlatacağız. Ön hazırlığı yapacaksınız. Sonra bu konu anlatımına geçeceğiz. Konu anlatımını yapacaksınız. Sonra tekrara geçeceksiniz. Tekrarı yapacaksınız. Sonra kolay orta soru çözümü. Bunu da yaptıktan sonra en son zor soru çözümüne geçeceksiniz. Ve bu genelde nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Hani diğer eğitim kurumlarında ya da sizin bireysel olarak yaptığınız çalışmalarda genelde şunlar yoktur. İşte ön hazırlık yoktur, tekrar yoktur, kolay orta soru çözümü yoktur. Onların iki basamağı vardır. Konu anlatımı yaparlar. Çat öğrenciye zor soru çözdürürler. Öğrenci çözemez, geri de dönemez, vakti de yok. Hadi bakalım, bitti, hakkını kaybettin. Yani aslında soru çözmeye ne zaman başlamalıyım sorusuna da cevap vermiş oldunuz hocam bence. Yani mevcut seviyesine bağlıdır aslında soru çözmen gereken zaman. Çünkü burada basamakta da gördüğümüz gibi soru çözümü olan basamak dördüncü basamak. Yani eğer ben ikinci basamaktaysam önce bu aradaki basamakları tamamlayıp ardından soru Kesinlikle. çözümüne geçmem gerekiyor. Ama bize verilen hep kitlesel eğitimlerde şu algı vardır ya hocam. Hani önce konu sonra soru bitti. Belki en son bir deneme vesaire yapılır. Ama genelde konu kısmından hep soruyu atladığımız için kalıcı bir öğrenme sağlayamadığımızı düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle Elif Hocam çok güzel bir yere değindiniz yine. Yani arkadaşlar hani biz seminerimizde de vaat ettiğimiz şey hani bu seminerden sonra artık sen eski sen olmayacaksın dedik ya bütün öğrencilerimize. Gerçekten bu bilinci aldığınızda arkadaşlar değil 90 gerekirse hedefiniz tam puan alsın buna ulaşırsınız. Çünkü bize öğretilen şeyler yoğunluklu olarak doğru şeyler değildi ve biz nedense o yanlışlardan sıyrılamıyoruz. Bunun farkındalığını yaşayamıyoruz. Hep Elif Hocam da dediği gibi konu çalış çat soru çöz. Hayır sen soru çözmeye henüz hazır değilsin.
Önce o konunu bir tazelemen gerekiyor. Önce o konuyu tekrar edeceksin. Çat öyle hemen zor soruya da geçilmez arkadaşlar. Eğer zor soruya geçerseniz o sorular ziyan olur. Çözemezsiniz. Motivasyonunuz düştüğü gibi bir de vakit de kaybedersiniz. Geriye de dönemezsiniz. Çünkü bu sınav hazırlık süreci devasa meşakkatli, devasa zaman ve emek isteyen bir süreç arkadaşlar. O yüzden riske atmayın. Hatta bizim bu 5 basamaklı eğitim modelimize yine öğretmenlerim çok iyi bilir. Bu eğitim birimleri derslerinde aşamalı öğrenme modeli diye bir model vardır. Öğrenmeyi aşamalandırmak, kolaydan zora doğru gitmek en etkin öğrenmeyi sağlar Elif Hocam. O yüzden biz bu sisteme de garanti öğrenme modeli dedik. Bu yüzden yani sen bilgini garantilemek istiyorsan bu 5 basamaklı kurala uymak zorundasın. Buna nasıl uyacaksın? Bizim sistemimize kayıt olduğunda biz zaten sizin hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu bildiğimiz için o seviyeye uygun çalışma yapmanızı sağlayacağız. Yani buradaki kısımlarla yine siz ilgilenmemiş olacaksınız. Güzel. O halde cevaplarımızı bu yönde de aldığımızı düşünüyorum. Yine gelen sorular arasında vardı sizin de yazmış olduğunuz, bizim de derlemiş olduğumuz sorular arasında yeni sorumuza geçebiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam, çalıştığım bir konuyu öğrenip öğrenmediğimi nasıl anlarım? Evet, programım var, seviyemi çıkarttım, kendimi analiz ettim, sınavı tanıdım. Ama ben bu konuyu yani çalıştığımda öğrenip öğrenmediğimi nasıl anlayacağım? Ya da ne kadar ilerlediğimi anlayamıyorum. Bunu nasıl anlayabilirim? Çok güzel. Bu benim en sevdiğim konulardan biri Elif Hocam. Kendi öğrencilerimle de böyle çok böyle güzellikle anlattım ve anlatırken de kendimi çok çok mutlu hissettiğim bir soru aslında. Bu böyle bir konu. Çünkü burada hep bir soyutluk var ya arkadaşlar. Hani bilgi soyut kavram. Çalışmak soyut. Evet, fiziksel olarak bir şeyler yapıyorum. Bir programım var. Bir şeyler yaptım. Çalıştım falan ama hani bunun hep insan zihni şunu istiyor. Bir emek mi verdim? Karşılığını almalıyım ki iki emek vereyim. Onun karşılığını almalıyım, daha fazla emek vereyim. Şimdi biraz daha bizim böyle menfi bir zihnimizle ilişkimiz var ya arkadaşlar. İşte bu çok güzel bir durum. Yani bu somutluğu bizim her yerde kullanmamız gerekiyor. O yüzden siz bir konuyu tamamladıktan sonra o konuya dair bir test yapmanız gerekiyor. Yani mesela matematiğin üstü sayılar konusu çok böyle basit bir konudur. Genelde matematiği çok iyi olmayan öğrencilerin bile keyifle çalıştığı, hani en azından çıkan bir iki soruyu yapayım, sıfır netle çıkmayayım falan dediği bir konudur. Ama bu konu ve bunun gibi sınavda yüzlerce konudan sorumluyuz. Bizim sistemimizde bunun karşılığı arkadaşlar check-up. Yani biz size bir konuyu öğrettik. Bu konuda ben sana ön hazırlık yaptırdım, konu çalıştırdım, tekrar yaptırdım. Kolay seviyede soru çözdürdüm, orta zor seviyede soru çözdürdüm. Artık ikinci konuya köklü sayıları geçeceksin ya. Sistem diyor ki dur bakalım orada. Henüz sen oraya geçmeye hazır değilsin. Önce sana yaptırdığım çalışmadan aldığın verimi bana kanıtlamak zorundasın. Bana ve kendine. Bunu nasıl yapacağım? Bitirdiğim her konu üzerinden konu tarama testine gireceğim. Yani check-up'a gireceğim. Check-up'ta örnek veriyorum arkadaşlar. 20 tane üstü sayılarla ilgili soru sordu bana sistem. Bu 20 sorudaki doğru sayım, boş sayım, yanlış sayıma göre bana bir oran çıkarıyor. Diyor ki Tuğba sen bu konuyu %85 öğrenmişsin. Tebrik ederim. İkinci konuya geçebilirsin. Madalyonun her zaman iki yüzü vardır. Olumsuza da örnek verelim. Sen bu konuyu %50 öğrenmişsin. Ben sana bütün basamaklardan geçirdim ama hala öğrenemedin. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bu konuyu öğrenemediğim için aynı konu üzerinden yapay zeka sistemi beni çalıştırmaya devam ediyor. Yani burada benim inisiyatifime göre ben bu konuyu istemiyorum. Ben bunu öğrenmedim ama öğrenmek istemiyorum. Çalışmak istemiyorum. Bu yok. Neden yok? Hedefim 90 plus puan almak. Yani aslında burada yapıp yapmadıklarımızla yüzleşiyoruz ve hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Kesinlikle. Etmemize de izin vermiyor. Çünkü garanti bir öğrenme modeli dediniz hocam. Bence gerekli olan noktalara değindiniz zaten. Ama çalıştığım bir konuyu nasıl öğrendiğimi biliyorum. Programımı oluşturabildim. Aslında bir yol haritası çizdim kendime. Çalışmam için ya da başlamam için, başarılı olmam için önümüzde bir engelimizin de olmadığını görüyoruz bu sayede. Şimdi burada Tuğba hocamın anlatmış olduğu
olduğu kısımlara dair yine bizim öğrencilerimizin takibini yaptığımız öğrenme oranı, çalışma oranı ve verimliliğe değinmişti. Yani ne kadar çalıştığınız, ne kadar öğrendiğinizi görebileceğiniz alanların görseli de var. Tuğba Hocam, buraya da değinmek isterseniz. Kesinlikle. Bir de arkadaşlar, sorularımızın içerisinde şu vardı. Bu arada Deniz Hocam tamamı için geçerli mi demişsiniz ve belki bu soruyu sormak isteyen arkadaşlarım için. Arkadaşlar, burada verdiğimiz örneklendirme, yani konu ve derslere takılmayın. Bu sistem sizin gireceğiniz bütün sınavdaki sorumlu olduğunuz yüzlerce konuyu tanıyor ve söylediğimiz her şey bütün sınavlar için, bütün dersler için, bütün konular için geçerli. Yani biz bir söylüyoruz, siz bin anlayın diyelim. Şimdi Elif Hocam, az önce sorduğunuz soruların içerisinde hocam ben ilerleyip ilerlemediğimi anlamıyorum. Anlamadığım için de çekimsel kalıyorum gibi bir soru vardı ya hocam. Şimdi Evet. Kaba geldik. Şimdi ben bir konuyu öğrenip öğrenmediğimi artık biliyorum. Hangi konuyu öğrendiğimi, hangi konuyu öğrenemediğimi de biliyorum. Çok güzel. Bunun bizim sistemimizde arşivlendiği bir alan var arkadaşlar. Bu alan performans alanı. Şimdi herkesin bu önümüzdeki sayfanın şu kısmına bakmasını istiyorum. Öğrenme oranı, çalışma oranı, verimlilik oranı gibi yüzdelik hesaplamalar var. Herkes bunu görüyor mu? Özellikle bu noktada ben örnek vermek istiyorum çünkü. Şimdi sizin girdiğiniz check-up'lardaki başarı oranınız, kaç check-up'a girdin, kaçında başarılı oldun, kaçında başarılı olamadın, ne kadar sürelik bir program hazırladık sana, ne kadarına uydun, ne kadarına uyamadın ve o haftanın toplamda yaptığın çalışmalardan aldığın verimini yapay zeka sistemi yine senin yerine ölçüyor. Yani bunu sen ne kadar ilerledim, ne kadar ilerlemedim diye merak ediyorum diyorsunuz ya arkadaşlar. Sizin her hafta performansınızda artı 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 değerler olarak sisteminize yansıyor. Yani senin hedefin 90, yola başladığında 60'tın. Bir hafta sonra sen 62'ye yükseliyorsun. Bir hafta sonra 65'e yükseliyorsun. 3 ay sonra 70'e yükseliyorsun. Öğrendiğin bütün konular, yaptığın bütün çalışmalar yapay zeka sistemi tarafından arşivleniyor, kontrol ediliyor ve adım adım bir konu bile çalışsan o bile senin performansına artı bir olarak yazılıyor. Bu mevcut takip sürecini ve aslında sisteme kayıt olup olmadığını, kendinizle yüzleştiğiniz ve nerede ne noktada olduğunuzu da bu sayede buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle. Şimdi ben Elif Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Kendisi rehberlik uzmanımız olduğu için. Bu arada yine sorulan sorular içerisinde arkadaşlar ücret ve kayıtla alakalı sorularınızı yineliyorsunuz, görüyoruz. Lisans seminerimizin sonunu bekleyin çünkü size çok güzel bir sürprizimiz var. Evet, bu arada bir öğrencimiz Elif Hocam motive açısından da olumlu olacak o zaman bizim için hocam yazmış. Tam da sorunun üstüne. Kesinlikle olumlu olacak. Şimdi yine bizim kendi öğrencilerimiz ve diğer öğrencilerimizden yıllardır aldığımız sorulardan birkaçını derledim ben sizin için. Ders çalışmak için motive olamıyorum, motivasyonumu sağlayamıyorum. Nasıl motive olurum Elif Hocam? Şimdi öncelikle motivasyon aslında bu sınav sürecinde öğrencilerin en fazla yaşadığı problemlerden biri. Çünkü şunu kabul etmeliyiz, yani sınav bizden sadece bilgi değil, aslında psikolojimizi de ölçen, psikolojimizi yöneten, bazı noktalarda neyle mücadele ettiğimizi bilmediğimiz, göremediğimiz anlara da sürüklüyor. Şimdi motivasyon, motive olmak ve motivasyonla başlamak, evet ben istiyorumla başlamak var, bir de bir şeye mecburum ve başlamak var. O yüzden motivasyonumuzu zinde tutabilmemiz için hep verdiğim örneklerden biridir ki Tuğba Hocam da özellikle öğrencilerimizde bu alanda bunu çok fazla kullanır. Geleceği hayal edin derim. Yani arkanıza yaslanın, gözünüzü kapatın ve bundan 14 ay sonrasında öğretmenlerimizin öğrencileriyle vermiş olduğu ya da okul bahçesinde geçirdiği vakti ya da işte normal memuriyet süreçleri olabilir, atandıkları, hedef aldıkları kurum, oralarda hayal edin kendinizi. Çünkü hedefinizi kendinize hatırlattığınız an itibariyle motivasyonunuzu artırabilirsiniz. İstediğiniz, olmak istediğiniz yerde olduğunuzu hayal
hayal ettiğiniz ve geleceğinizle aslında yüzleştiğiniz takdirde motivasyonumuzu ders çalışmak için her zaman en zinde tutacağımıza eminim. Çünkü o günleri hayal ettikçe, o günlerde hem bütün özlük haklarımızın korunduğu, maddi, manevi bütün emeklerimizin karşılığını aldığımız anda, bununla yüzleştiğimizde emin olun motivasyonumuzu koruyoruz ve bunun üzerine ekliyoruz. Evet, düştüğü anlar var. Tabii ki bu da tamamen kendi yol haritamızı çizememekten ya da önümüzü görememekten kaynaklı olabilir. Bazı dış etkenler olabilir, bazı ailesel faktörler olabilir, sorumluluklarımız olabilir. Ama hep dediğim şey vardır, hedef tek bir hedef ve bu hedefte kendinizi hayal edin. Oradaki düşünceleriniz, yaşadığınız yaşam ve bütün değişimlerinizi hayal edin. Hep söylerim, atandığınız ile gitmeden öncesinde yaptığınız hazırlıkları, yanıma ne alsam, hangi ilde olacağım acaba, o il nasıl bir il diye araştırırken görün ve bulun. Zaten bunu yaptığımız ve bu bilince bulaştığımız takdirde ben motivasyon düşüklüğü yaşayacağınızı düşünmüyorum ki biz bunu da öngörerek zaten kayıtlı olan bütün öğrencilerimize dönem boyunca hiç beklemediği bir anda bir motivasyon SMS'i gönderebiliyoruz. Haydi sen de başarabilirsin, yapabilirsin, hayal et, hayalini yaşa gibi. Ya da belirli seminerler ve birebir yapmış olduğumuz görüşmelerle birlikte öğrencimizin motivasyonu bizim için her zaman önemli. Motivasyonu en yüksekte tutabilmemiz adına da elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz hocam. Çok güzel Elif Hocam. Tam sizin bu güzel söylemleriniz esnasında bir tane öğrencimiz, bir arkadaşının bizimle birlikte çalışıp atandığını ve kendisinin de tek üzeme kayıt olmayı düşündüğünü iletti. Arkadaşlar bu tarz örnekler o kadar fazla ki bizim şu anda bütün online eğitim kurumları içerisinde bu arada en fazla kayıtlı öğrenci sayısına sahip olan tek kurumdur, tek üzem. Çünkü çok uzun yıllardır bizim geçmişimiz var ve inanın kayıtlı öğrencilerimizin çoğu arkadaşlar böyle bizim sistemimizden motive olmuş ve arkadaşlarına, yakınlarına önermiş, referans olmuş ve o şekilde bizim sistemimize kayıt olan öğrenciler diyebilirim. Tam Elif Hocam'ın motivasyon görüşmesinin esnasında da bunun gelmesi gerçekten tam tevafuk oldu. Çok hoşuma gitti açıkçası. Peki hocam, yine aldığımız çok sorulardan bir tanesi. Evet, ben bir programa dahil olabiliyorum ama bu programa uyum sağlarken çok fazla stres oluyorum. Stresimi kontrol altına alamıyorum. Bu durumla nasıl baş edebilirim? Yani bu durumu nasıl aşabilirim hocam? Hocam, öğrencilerime verdiğim tek cevap şudur. Stres eşittir belirsizlik. Yani önünüzü görememek. Şimdi stres yapan bir öğrenci, genel yaşantınızı düşünün. Yani neden stresli oluruz? Belki bir saat sonrasında yapacağımız bir aktiviteye dair ne yapacağımızı bilmediğimizden. Neden stres oluruz? Yarın karşılaşabileceğimiz önemli, bizim için önemli olan bir durumda yaşayabileceğimiz durumları düşündüğümüzden. Şimdi stres, az önce dedim ya, ÖSYM zaten yapmış olduğu sınav sınavlarda sadece bilgi değil, sınav psikoloji sınavı. Yani stresimi kontrol etmem gerekiyor, evet, ama stresli olmayın demiyoruz arkadaşlar. Bakın, hani sıfır stresle bu sınava başlayın demiyoruz. Çünkü stres zinde tutar zaten. Sizi ayakta tutan özelliklerimizden biri de budur. Stressiz demek aslında süreci ciddiye almıyoruzdur demek zaten. O yüzden biz burada daha stresle bu stresi aşıp bu bizi bütün bildiklerimizi unutmamıza sebep vermesin, sınav sürecinde bırakmamıza neden olmasın istediğimiz için zaten en başta size bir yol haritası belirliyoruz. Yani rotamız belli arkadaşlar, hedefimiz belli. Şimdi ben mevcut seviyem ve hedefim arasındaki yolu nasıl gideceğimi bilirsem, hem kendime olan inancım, hem kendime olan güvenim, hem de yaşadığım bu kaygıları bir kenara bırakmış olacağım. Ama illaki yaşadığımız anlar olacak. Tabii ki bu süreci ciddiye aldığımızdan kaynaklı. Yine az önce söylediğim gibi buna dair size özel, yani stres seviyesi özellikle yüksek olan öğrencilerimize yaptığımız analiz sonuçlarında derlediğimiz ve çıkartmış olduğumuz öğrencilerimize özel rehberlik seminerleri ve ödevlendirmelerle aslında destek sağlayarak bunu da en az indirgiyoruz. Bu cevabı da bu şekilde vermiş olayım. Yani stres demek belirsizliktir arkadaşlar. Şu an stresli olan arkadaşlarım illaki vardır. Sınava 4 ay kala da olacaktır. Çünkü 4 ay kalaya kadar orada ne yaptığını bilmediği ve kalan zamanı nasıl değerlendireceğini düşünerek geçiriyor olacak bu süreci. O yüzden dediğim gibi burada yapacağınız çalışmaların tamamında eğer belli bir yol haritamız olursa böyle bir problem yaşamamış olacağız.
Kesinlikle çok çok doğru noktalara değindiniz Elif Hocam. Ve bu sırada bu arada ben de chat panelinde öğrencilerimize sordukları soruları inceliyorum. Arkadaşlar kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız var. Evet, ücret bilgisini soranlar da var. Az önce de iletmiştim. Lütfen seminer sonrasını bekleyin çünkü size özel çok güzel bir sürprizimiz var. Merak etmeyin, bu sistemin şu ana kadar binlerce kayıtlı öğrencisi var. Ve siz de bu öğrencilerden biri olup hedefinize ulaşabilirsiniz. Aslında bizim bu semineri yapma amacımız bu, biraz da düşen inançlarımızı yeşertmekti. Bir de çok motive oldum. Gerçekten ilk seminere katılmışım Evet. diyen arkadaşlarımız da var. Bu da bizi ekstra çok mutlu etti. Şimdi gelelim hocam. Yine çok aldığımız, özellikle bu kontenjanlar düştükten sonra biraz böyle alımların dengesi değiştikten sonra benim branşımın alımı çok az ve ben atanabileceğime inanmıyorum. Nasıl inancımı arttırabilirim hocam? Şimdi herkes böyle düşünürse zaten açılan kontenjanların hiçbiri dolmayacaktır. Çünkü herkesin Evet. bu kaygısı var. İşte alım çok az, hiçbir şekilde atama yapılmıyor. O zaman ben hiç girmeyeyim sınava diyemeyiz. Bu inançla başlarsak zaten 1-0 yenik düşeceğiz. Ve bu inançla başlamayan öğrenciler bizim önümüze geçecek. Arkadaşlar ben bunu biraz daha örneklendirmelerle anlatmak istiyorum. Çünkü özellikle birebir görüştüğüm öğrencilerimden biri, kendisi buradadır belki çünkü bizi birebir her anımızda atansa dahi takip ediyor. Kendisi Evet. hocamız, nakış öğretmenim. Türkiye'de sadece bir kişi alıyor. O bir kişi de kendisi şu an atandı. Ve o da inancını yitirseydi şu an atanamayacaktı ve o bir kişinin içerisinde bir kişi de olsa giremeyecekti. Ben hep şunu söylüyorum. Hedefimiz ve mevcut seviyemizde yaptığımız program bu şekilde olursa o gerçekten girilmesi gereken kontenjan içerisine zaten çok rahat gireceksiniz. Çünkü yapan öğrenciler ne öğretim hayatında sizden farklı bir eğitim aldı ne de sürecini daha farklı bir şekilde ilerletti. O yüzden şu an başarılı olmak ve istediğimiz hedefe ulaşabilmemiz adına gerçekten istemek çok önemli. Doğru adım ve doğru aracı kullanmak çok önemli. Hatta bir öğrencimiz daha var. Geçtiğimiz yıl atamasını gerçekleştirdik. Hala birebir görüşüyoruz. Şu an Şanlıurfa'da görevini yapıyor. 4 çocuk annesi. Özellikle kendisini tebrik ede ede bir hali olduk ve hala görüşüyoruz. Evet. 4 çocuk annesi günde sadece 2 saatini ayırabilecekken telefon açar açmaz hocam ben yapamam. Ben zaten dedi o kadar kişi varken 40 yaşında bu arada önümde birçok yeni nesil varken birçok çalışan kesim varken ben nasıl başarılı olacağım dedi. Şu an kendisi görevini yapıyor. O yüzden hani umudumuzu hiçbir zaman kaybetmediğimiz ve bunun arkasına sığınmamamız gerektiğini düşünüyorum. Neden bir kişi aldıklarında o bir kişi siz olmayasınız? Bu inançla az önce söylediğimiz kısımla aslında bağdaşıyor. Atandığın zamanı hayal ederek, geleceğini hayal ederek, atandığındaki o içsel huzurunu hayal ederek bu sürece başlarsak ben eminim ki hepimiz burada aramızda olan bütün arkadaşlarımızı ben 14 ay sonrasında atanmış ya da YKS vesaire öğrencilerimiz olduğu için istediği hedeflere ulaşmış olarak göreceğimi çok çok eminim hocam. Kesinlikle Elif Hocam ve bu sistemle bu süreci daha da kolay hale getireceğiz. Aynen öyle. Şimdi aslında gelen sorular arasında ben sadece sisteme mi dahil olacağım ve bu sisteme dahil olduğumda neler beni karşılayacak gibi sorular da vardı hocam. Ben onları seminer başında soramadım ama şu an en azından size yönlendirmek istiyorum. Gelen sorular arasında da olduğu için katılabileceğim online bir ders olacak mı? Yani sadece sistemden mi faydalanacağım? Kayıt olursam bu sistemden yine faydalanabilecek miyim? Herhangi bir online eğitime kayıt olduğumda ya da dersi kaçırırsam tekrarını izleyebilirim. Biliyor muyum? Çünkü online eğitimin bir noktada araştırma içerisinde olan öğrencilerimizin kaygısı da bu yönde. Çünkü sonuç olarak kısıtlı bir zamanı var ve bu zamanı doğru değerlendirmek istiyor. Bu sorulara da yanıt almak isterim açıkçası. Kesinlikle Elif Hocam ve bu az önce chat panelinde de sorulan sorulardan biri. Evet, Hocam oldukça ben fazla iş geldi. yaşamım var. Aynen öyle, iş yaşamım var, ya dersi kaçırırsam ya da sizin hani bu kadar güzel bir sisteminiz var ama eğitim anlamında da bize destek olacak mısınız diye. Arkadaşlar biz devasa bir sistem geliştirdik. Yani şu an bu detaylarını minik minik bahsettiğimiz sistem bu arada Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen, yapay zeka destekli, sadece tek uzamda uygulanan. Yani sadece bizim kayıtlı öğrencilerimizin ayrıcalıklı olarak uyguladığımız eğitim sistemi diyebilirim. Tabii ki bunun dışında biz Ankara merkezli online bir dershaneyiz arkadaşlar. Bizim sınavlara hazırlık kurslarımız var. YKS, DGS, LGS, KPSS,
KPSS, KPSS A grubu, eğitim bilimleri, ÖABT'nin bütün branşları ve daha diğer bütün ÖSYM sınavlarına yönelik hepsini dahil edebilirim bu verdiğim örneklerin içerisinde. Bunların hepsi için birebir katılım sağlayabileceğiniz canlı ders eğitimlerimiz, bunların tekrarları, video kayıtları, Türkiye geneli online deneme sınavları, ara tekrar kampları, dönem sonu dev genel tekrar, dev soru çözüm kampları, PDF ders notları ve ihtiyacınız olacak bütün eğitimsel anlamda içeriklerin tamamı tabii ki de var. Yani siz bu sisteme, tek uzam yapay zeka sistemine kayıt olduğunuz zaman ihtiyacınız olan bütün eğitimsel içeriklerden de faydalanmış olacaksınız. Ki bizim 90 plus puan almamız için ne sadece tek başına programa ne tek başına ders çalışmaya ihtiyacımız yok. Bunların ikisine birlikte ihtiyacımız var. Programınızı hazırlayacağız. Nasıl uyum sağlamanız gerektiğini size öğreteceğiz ve uyum sağlayabileceğiniz içerikleri de size vereceğimiz için artık hiçbir açık kapı yok, açık bir pencere yok. Tek hedefimiz atanmak, tek hedefimiz başarıya ulaşmak ve bütün bunlardan faydalandığınız zaman açıkçası bu hedef çok da ütopik bir hedef değil. Çok gerçekçi geliyor bana. Yani çok normal geliyor çünkü sebepler sonuçları doğurur ya. Bu sonuca ulaşmam için benim sebeplerim var. Atanmam için sebeplerim var ve ben bu sebepleri belirli koşullara bağlıyorum. Aksiyon almam gerekiyor ama bunu tek başıma yapamıyorsam tabii ki böyle bir sisteme ihtiyacım var. Bu sistemle çok rahatlıkla atanabileceksiniz 2024 yılında. Evet, şimdi geldi hocam sürprizimiz artık. Evet. Yani ben artık ne yapacağım, başlamak istiyorum diyen birçok öğrencimiz vardı. Evet, onları daha fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü gerçekten bir dakikanın, bir saatin, 10 dakikanın bile sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ve öncelikle hem kendi adıma hem de Tuğba Hocam adına bize bu değerli vaktinizi özellikle bu süreçte ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Biz çünkü çok keyif aldık sizden gelen soruları yanıtlamaktan ya da aklınıza takılan soruları yanıtlamaktan çok keyif aldık. Eminim ki zaten birçok sorunuz da vardır ama ben hem bunlara yanıt alabilmeniz hem de size sağladığımız bu indirim çekini, hediye çekini kullanabilmeniz adına da bir WhatsApp linki paylaşılmasını rica edeceğim. Yine zaten sistem yöneticisi arkadaşımız da bu konuda bize destek olacaktır. Hem benimle hem de Tuğba Hocam'la hem buradan destek alabilirsiniz hem de sorularınız varsa onlara yanıtlayabiliriz. Yine Tuğba Hocam'a sözü evet, bırakıyorum. Şimdi sürprizimiz bu seminere katıldığınız için, bize bu değerli bir saatinizi ayırdığınız için ve çok güzel bir katılımdı. Gerçekten ben kendi adıma çok tatmin oldum. Çok mutlu hissettim kendimi bu kadar bilinçli bir kitleye seminer gerçekleştirdiğim için. Aynı şekilde Elif Hocama da çok teşekkür ediyorum. Değerli tecrübelerini, bilgilerini bizimle paylaştığı için. Branşınız ne olursa olsun, kayıt olacağınız bütün eğitim programlarında 16 Haziran'a kadar geçerli 300 TL'lik bir indirim çeki kazandınız arkadaşlar bu seminere katılarak. Şimdi hemen sistem yöneticisi arkadaşım zaten attı bu arada birkaç kez, yeniden atmasını rica edeceğim. Bilgi almak için ve kayıt olmak için lütfen ilettiğimiz linke tıklayın. Direkt bize iletiliyor yani WhatsApp birimi ve biz ve bizim gibi onlarca öğrenci koçu arkadaşlarımız var. Eğitim uzmanlarımız bu alanda donanımlı. Biz özellikle bu semineri gerçekleştirmeden önce de kendileriyle görüştük ve bu seminerden gelen öğrencilere özel bir yaklaşımla, özel bir indirimle, özel bir inisiyatifle yardımcı olmaları gerektiği noktasında sizin adınıza ricada bulunduk arkadaşlar. Seminerden geldiğinizi iletmeniz yeterli. Hangi programa kayıt olursanız olun 300 TL indirim çekimizi 16 Haziran tarihine kadar kullanabileceksiniz. Ve Elif Hocam şunu da iletmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım içerisinde kayıt olduktan sonra ne olacak diyenler de olabilir. Arkadaşlar, kayıt olduğunuz an itibariyle bu bahsettiğimiz tek uzam yapay zeka sisteminiz kullanıma aynı gün açılıyor. Bütün ders kayıtlarınız aynı gün açılıyor. Sistemin programınızı hazırlayabilmesi için, eğitim analizleriniz aynı gün çözmeniz için hazır hale geliyor. Seviye belirleme sınavlarınız aktif hale geliyor. Ve bunları çözdükten sonra artık ders çalışma programınızı oluşturmamız için hazırsınız. Yani şu anda kaçıracağımız bir dakikamız, bir saatimiz, bir günümüz dahi yok. Tam zamanı aslında şu zaman, karar verdiğiniz zaman. Çünkü hedefimiz yüksek. 90 plus puan almak için sizin böyle bir desteğe ihtiyacınız var. Hiç geç kalmadan ve hepiniz lütfen ilettiğimiz linke tıklayın ve kayıt olmak için bizimle iletişime geçin.
Arkadaşlar bu arada WhatsApp linkleriyle alakalı problem yaşayan öğrencilerimiz var sanırım. Normalde link direkt yönlendirmesi gerekir. Fakat yönlendirilmeme gibi bir durum varsa giriş sağlayamayanlar için WhatsApp hattımızın numarası ekranda. Bir ekran görüntüsü alabiliriz. Oradan yazabilirsiniz. Elif ve Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirim çekimi kullanmak istiyorum demeniz yeterli. Seminere katılım sağladığınızı belirttiğiniz takdirde bizler yine destek sağlarız. Evet Elif hocam, ben de chat panelinden yazdım. Numaramızı 551-592-58-35, bu numaraya mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok kısa öğrencilerimizin hani yanıtlamadığımız soruları varsa ben onlar üzerinde de durmak istiyorum Elif hocam. Tabii ki. Yine yanıtlayamadığımız sorular illaki vardı. Evet. Daha çok üzerinde durmaya çalıştım. Mehmet hocam, KPSS A grubu bizim kendimize en güvendiğimiz alan. En çok atama sağladığımız alan A grubu. Bilgi almak için ilettiğimiz linke tıklayın, kayıt olmak için, bilgi almak için. Aynen öyle. Eğitim süresi kaç ay diye soran var mı da yanıt vermek istiyorum. Eğitim süreniz sınav sürecine kadar devam ediyor. Yani bir seneyle sınırlandırmıyoruz. Şu an önümüzde en az bir 14 ayımız var. 14-15 ay boyunca devam edecek bir eğitim olacak bu. Kesinlikle. Üniversiteye okurken KPSS'ye nasıl zaman ayrılır? Mehmet hocam, tek uzamla zaman ayrılır. Siz hiç merak etmeyin. Biz o zamanı yaratırız sizler için. Ki zaten aslında buna yanıt vermiştik. Sorumluluk öğrenciler buna es mi geçmeli? Hayır. Ayırdığı zamanı doğru değerlendirmeli. İsterse 2 saat olsun. Önemli olan o zamanı verimli kılmaktır Mehmet hocam. Şimdi Mustafa Bey'in çok ilgimi çeken bir sorusu oldu Elif hocam. Bu sizin de benim de kendi öğrencilerimde bize çok gelen sorulardan biri. Geçen gün bir dershaneyle görüştüm. 15 bin lira fiyat istediler. Gerçekten inanılmaz fahiş tutarlar. Bizim ücretlendirmelerimiz o kadar yüksek değil arkadaşlar. Ki hiçbir dershane, hiçbir online eğitim kurumu bu sağladığımız sistemi size sağlamamasına rağmen çok yüksek tutarlar talep ediyorlar. Bizim bu yönde bir ticari kaygımız yok. Ücretlendirmeleri duyduğunuzda zaten çok şaşıracaksınız ki web sitemizde yer alıyor. Ki ekstra 300 TL indirim çekinizle birlikte hem böyle kaliteli bir sisteme hem kaliteli bir eğitim kadrosuyla kaliteli bir sürece hazır olun. Tutar kısmında ben zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, ücret kısmında soru soran, branş soru soran arkadaşlarımız var. Eğitimlerimizin içerikleri ve sizin ihtiyacınız olan eğitimlere yönelik değişir. O yüzden WhatsApp üzerinden ücret bilgisi almak istediğinizde bildirimde bulunursanız en azından size yönelik yönlendirmelerde daha rahat bulunabiliriz. Evet, öncesi şu an genel geçer. Aynen, bir ücret bilgisi vermek çok doğru olmayacak. Evet arkadaşlar, kayıt olacağınız eğitime göre ücret kısmı değişiyor çünkü. Bu arada 2023 dönemine ait video dersleri hediye ediyor musunuz diyen bir öğrencimiz vardı. Evet ediyoruz. 2023 ile başlıyoruz. 2024'e kadar yol haritanızı belirliyoruz arkadaşlar. Genel anlamda sorulan sorular bizim hem yanıtladığımız hem de konular içerisine değindiğimiz noktalardı Tuğba Hocam. Sizin son olarak söylemek ya da iletmek istediğiniz bir şey varsa en azından. Ben çok mutlu oldum seminerimize bu kadar yoğun bir katılım talebi olduğu için. En son sistem yönetici arkadaşımdan yeniden bir linki iletmesini rica edeceğim. Çünkü arkadaşlarımızdan linki görmemiş olanlar var. Onların da faydalanmalarını istiyorum. Hı hı. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Hocam, size de yeniden çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Tuğba Hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten benim için çok keyifli bir seminer oldu. Çünkü sizden özellikle derlediğim soruları bu alanda gerçekten donanımlı olan Tuğba Hocam'a iletmek bana çok keyif verdi. Dediğim gibi önce kendinize, sonra bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni farklı konularda ya da sizden gelen sorular üzerinde oluşturduğumuz seminerlerde görüşmek üzere o halde. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz, hoşça kalın. Hepinize başarılar diliyoruz.